Türk Müzayedeciliğinin köklü kurumlarından birinin koleksiyonundan derlenen İstanbul sergisi 40 yıllık birikimin nadide örneklerini sunuyor. Sergideki temel amaç da Türkiye'nin kültürel değerlerine sahip çıkacak bir bilinç oluşturmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak. Dünyada çok az şehir var resimlere konu olan, şiirlere, edebiyata konu olan. Paris gibi, Roma gibi. İstanbul da o kentlerden biri. Klasik Türk resim sanatının gelişimine bir pencere açmak istedim. Bu pencereden de İstanbul'u görmek istedim. Bu nedenle Artam'ın bu güzel mekanında bu güzel İstanbul sergilerini herkesin görmek isteyeceğini düşündüm. Tuvallerde İstanbul diye sadece İstanbul'la ilgili resimleri koleksiyonerlerden topladık. Sergide Türk primitiflerinden başlayan, sonra Halil Paşa Şevket Dağ, Hoca Ali Rıza İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Beyhaman gibi bütün önemli Türk sanatçılarının eserlerini bir arada görüp izlemek koleksiyonerler açısından ve sanatseverler açısından bence çok çok önemli bir sergi. Serginin önemli eserlerinden birisi de Halil Paşa'nın bu yapıtı. Tabii burada Halil Paşa'nın fırçasının bütün özellikleri bir araya toplanmış. Göksu'da sandal sefası. Kültür varlıklarının korunması ancak koleksiyonerler sayesinde oluyor. Biz bugüne kadar hangi sergileri açmışsak o açtığımız sergilerde insanlar gördükleri şeyleri topluyorlar. Topladıkları zaman da bunlar gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli oluyor. 40 yıl evvel başladığımız bu müzayedecilikte sanatçıyla koleksiyoner arasında, koleksiyonerle müze arasında köprüler oluşturduk. Evlerde gizli kalmış eserlerin gün yüzüne çıkmasını da müzayedeler sağladı. Osman Hamdi'nin Kaplumbağa Terbiyecisi'nden Doğan Çay'a kadar, Erol Akyabaş'a kadar birçok eser müzayedelerde çok yüksek fiyatlara değerlendi. Çevrimiçi müzayedelere çok fazla katılım oluyor. 6-7 bin kişi aynı anda o esere bakıyorlar. 6-7 bin kişi o eseri satın almıyor ama bunun içinde en az 300-400 kişi o esere talip olabiliyor. Hem elinde eseri olanlar, eserler kaça değerleniyor buna bakabiliyorlar. Hem de yeni koleksiyoncular böyle geniş bir alım fırsatından yararlanmış oluyorlar. 5 bin liralık esere de, milyonluk esere de aynı değeri verip onun daha çok yükselmesi, sanatçılarımızın daha iyi tanınması için hem yayınladığımız kitaplarda ve dergilerde onlarla ilgili yayınlar yapmak, hem yurt dışındaki sanat dergilerine ilanlar vermek bu işin daha çok gelişmesini sağladı.